Duygu gelinin çeyizi kimine göre az, kimine yeterli gelebilir ama gelinimiz sıra dışı biri olduğu için biz bunlara bile şaşırdık desek yeridir. Çünkü daha önce Duygu gelin çeyizi anlamsız bulduğunu itiraf etmişti. Tabii annesi kızını dinlemeyip yine de güzel bir çeyiz çıkarmış. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Duygu, aman Allah'ım, çeyiz görüyorum çeyiz yapmış. Duygu evet. Çeyiz yapmışsın. Zaten vardı dediğim gibi, ben eve koymuyordum, hani evet. Evde bulundurmuyordum. Evet, Duygu'ya biz geçen evet. Geldiğimizde çeyizi doğru düzgün yoktu. Çeyiz olarak evet. İlkokul önlük yakaları vardı efendim. İlkokul yakalarımız. İlkokul yakaları. Şunun için kardeşimle birbirimizi dövüyorduk. Ne diyorsun ya? Ay. İşte onları evet. Gördük biz. Bunları görmedik. Bunlar ne evet. Ara oldu? Ya bunlar çok ağır ya taşıması. Anneme getirtememiştim. Ama bu sefer getirdim. Annenin evindeydi evet. Senin çeyizleri. Evet, memleketteydi bizim. Ama bu çantayı hatırlıyorum. Evet. Çok eşimin da... babaannesinin yaptığıydı. Ay, çok güzel. Sen seversin. Tam senin tarzın. Evet. Değil mi? Güzel. Nostaljik. Evet ya. Evet. Dantel galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Babaannesi, babaannesi ilgili. Eşimizin büyüğü yapmış. Aynen. Güzel. Duygu keşke bunları yatağın üstünde görseydik. En azından bir farklılık olurdu. Evet, senin tarzın değil. Evet. Duygu abi, ben terliklerinizi rica etsem giyebilir. Tabii ki. Giyebilirsin. Hediye edebilirim hatta. Benim için o aslında çok özel. Karen'in doğumunda giymiştim. Şimdi şans getirsin diyelim ona da. Belki böyle bir gereğin olur. Evet. Şans getirsin. Pembe yapan. Giy bakayım görelim bari. Tamam. Duygu, bu çeyizinin olmuş hali değil mi arkadaşım? Evet, evet. Ama yine bir poşet eksik. Bari şu nazarlı havluyu çok gösterelim. Beğendim. Biraz çok güzel. Güzel. Sen çeyizden anlarsın. Evet, yani bu dantel işi çok güzel. Bayağı işçilik var arkadaşlar. Bu güzel bir havlu. İğne oyası buldum. Bursamızın iğne oyasın. Şöyle gerçekten çok hoşmuş Aslı Hanım. Çok beğendim böyle. Aa, çok güzel olmuş. Çok da yakıştı. Kamera görüyor mu acaba? Çok cici oldum. Şey maşallah kızıma. Kızlar bak. İğne oyası ve kurdele işi. Evet. Yine çok iyi anlar çeyizden. Bursa'da öyle iğne. Böyle çeyiz evet. Görmeyeceğiz onun evinde. Bu da yöresel galiba. O yöresel o benim komşumun. Komşum bana yapmıştı öyle bu söyleyeyim. Bu şey Trabzon tarafı. Yok Amasya. Ha, o taraf. Heybe'ydi o. Aynen. Elma mı topluyorlardı? Evet öyle bir şey demiştik. Öyle bir şey değil mi? Yok kapkaçak atıyorlardı işte. Ne atıyorlar? Gelin kız evinden çıkarken işte kendi evinden çıkarken. Bir dakika. Gelin evlendiğinde evinden çıkarken bunun içine işte tencere falan kapak bir şeyler doldururlarmış. Allah Allah. Evi annesinin evine bağlı kalsın işte kopamasın diye. Ha, o tarz değişik. Bir adet değişik. Evet. Değişikmiş. Yani. Evet. Şu sen nedir? Ne soruyordun hayat? Böyle duvara falan mı asılıyor acaba? Bilmiyorum desen. Bir şey söyleyeyim. Evet günlükte kullanıyorum. Ver bakayım ona. Hiçbir fikrim yok. Kolan almış yani. Böyle. Ay ben de buna kolan çok bayıldım Duygu. Bundan bana da alın. Günlük çok güzel. Bir kaç. Evet. Tak kullansın da bunu. Vintage çok tatlı. Bir şey. Evet. Üstüme de oydu. Gidi giy bakalım. Onu da giy bari bir rahatlayalım. Tam rengi rengi. Şimdi çeyiz mi? Yani bize nasıl göre buldun? Değil. Çeyizcik dermiş. Öyle. Nasıl? Çeyizcik oluyor bu birazcık. Çeyizcik oluyor. Biraz yeter. Ama İstanbul'da böyle sanırım. Yani kızlar şu arkada da var. Yok evet, canım da var. Yok. Bilmiyorum da arkada ne da var. Ne çeyizi olan gelinler arada, gördük biz şimdi. Benim burada dağıttığım bir sürü lif, havlu, hala aha. Kendimi kullandığım havlular şimdi falan çok var aslında. Güzel. Aa evet evet. Bak bak. Seccadeler keşke hani böyle el yapımı seccade kullansın. Bir tane vardı Etamin ama onu... Bulamıyorum galiba. Şala bakalım. Kaldı. Bak şu şalın deseni de değişik. Hazır ya. Örneğin değil çok mi? Güzel. Bak Türkan Şoray kirpiği dedikleri evet, model. Evet. Neden efendim çok seviyorum. Türkan Şoray böyle böyle kirpik takardı ya. Evet. Bak onun gibi gerçekten. Burada var evet. Çok güzel bir şal. Seviyoruz onu da değil mi sultanımız? Buna benzer benim çeşitim de vardı. Evet ya. Bakayım. Nasıl? Kızlar hepimizin klasiği. Kullanıyor musunuz ya kızlar neden? Bunları? Aslında evet aslında niye bunları bu kadar yapmışlar? Evet. Şey yapmışlar işte adet etmiş. En büyük detayı kaçırıyorsunuz. Bak dantelden yapmış masa örtüsü. Evet. Oo, çok yakaladın. Güzel. Bu çok bak güzel sen bunu aslında. Da beğenirsin. Evet bu çok güzel. Çok ama ağır ya. Ama şu çok üst üste görmek istiyorum. Sadece görmek istiyorum. Üst üste taktım. Bunu bu arada kullandım güzel. Birkaç kez. Ama çok güzel. İçeride ama pembeler falan var arada. Çok yakıştı bak böyle. Her şeyi böyle. Evet. Modelimiz. Modelimiz bugün sensin. Peki bunu nereye serdin? İçerideki yemek masasına seriyordum. Üzerine çiçekle işte böyle döndürüp gayet çok tarz duruyor aslında. Bunu neden kullanmadın bugün? Bir de hepimiz var. Hiç kullanmadım. Ya uymuyor ya salona. Çok güzel duruyordu dedi. Şey masanın kendisinde çok güzel duruyor tek başına ama salondan böyle baktığında çok alakasız duruyor. Bunların artık rengini değiştiriyorlar aslında. Bej yapıyorlar. Evet. Nasıl? Boyuyorlar mı? Kemik rengi falan. Gıda
kumaş boyalarıyla mesela isterseniz antrasit gri, isterseniz bej bizon tonlarında. Makine, çamaşır makinesinde çok kısa yapılıyor. Bej ütüleniyor. O kadar güzel duruyor ki yeni modellere uyuyoruz. Yoksa çok şahane. Beyaz olarak artık pek kullanılmıyor. Bej olursa çok şık duruyor. Bence de güzel. Buradan birkaç piko takımı da göstereyim değerli izleyicilerimize de paylaşalım. Bunlardan bende de var. Bunu pembesinden bende de var. Pembesi de var. Evet, pembesi de varmış orada. Pembe sevdiğim için. Bu rengi sevdiğim için. Kim yaptı? Aslanım hiç bilmiyorum. Bunlar annemler, halamlar, babaannemler, anneannemler. Kim yaptı? Çok karışık. Herkes bir şey yaptığı için. Bunlardan görmedim mi senin gibi bir çeyiz olan, çeyizi olan bir kız. Aa, ne kadar güzel. Bak böyle yap bakayım onu. Biliyorsunuzdur. Şöyle yavrucuğum. Evet evet. Nelik bu. Böyle. Nelik mi? Nelik. Nelik bu? Kız patik patik. Çeyizinden haberi yok. Çeyizi beyazcık. Bak canım. Bunlar patik oluyorlar. Böyle çapraz bağlanıyor. Aslında. Bunlar piko takımı efendim. Tamam, bunu biliyorum. Tamam mı canım? Başka bir yeşil şey de vardı. Tamam. Pembe de var burada. Ay, yeşil de vardı. Ay evet. Niye bayıldım vallahi pembe. Bayıldım. Ama senin odan da oranjlar. Aslında ona aşık oldum. Aşık mı oldun? Evet, yatak örtüsüne aşık oldum. Her gördüğüne aşık oldum. Kocan duymasın. Ne? Çok ya, kıskanç bir kocan o... vardı senin. Evet, ona da yatak örtüsüne falan aşık olamaz benim karım der şimdi. Oradan da değişim değerli. Hoşuma... Biliyorum, biliyorum. Şaka İleride yapıyorum. İleride bunlar işte senden kızına. Bu pembe daha senli. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Senin yatak örtüne gider. Burada yerim evet, annem saklıyor bunları. Hani hiçbir şekilde eve sığamıyor. Burada da. Evet. Kübra Hanım sizde de varmış galiba. Bu evet, o Şakira, o Şakira kemerini. Şakira kemeri. O bana bir şeyde lazımdı. Bir dans gibi bir şey yapacaktık. Onu ben ama öyle bir yerlerde aradım. Öyle yerlerde aradım. Sonunda bir yerde buldum. Kübra şu anda bende hala. Senin gününe getirsin. Evet. Sağ olsun. Sen var aslında. Bende de var. Aynısı o da takar, sen de takarsın. Hem de kırmızı renginde. Oynarsınız Şakira kemeriyle. Söyle canım. Baksanıza. Resmen gelinle damat şaşırma evet. Ters takılmış. Güzel. Ha. Güzel mi? Sevdin mi tatlışım? Çok uğraşmışlar. Aynen. Nasıl alt üst sürüp. Evet. Sür sür geç. Çok güzel. Bakayım şu patiklere de. Bak bunun altı böyle değişik. Çok değişik bir modelmiş. Şurada da şu da değişik. Siz nasıl buldunuz? Yeterli mi sizce? Ya aslanım mesela benim haftamda yarışan arkadaşlar derdi ki mesela bu hazır, bu hazır, bu hazır. Niye? Hazır olunca çeyiz olmuyor mu? Bence hazır daha güzel. Bence oluyor. Bence oluyor. Şimdi bu çeyiz değil mi? Elemeği mesela ele yapılan. Her şey bana göre elemeği burada. Hayır. Burada elemeği, burada hazır yok. Aynen. Yok hayır. Yok hayır, hazırları da var. Aynen. Şimdi mesela burada haftamda yarışan arkadaşlar derdi ki bence İno yazı. Bunlar da İno yazı. İno yazı. Evet. Bir dakika. Ya her şeyde olması gereken parçalar var ama hep patik, ben görüyorum. Evet, şunlar var zaten altta bir sürü. Ama niye? Hazırda da nasıl bak vitrin içinde falan hazırlar şık duruyor. Niye mesela çeyiz hazır olunca şey olmuyor mu? Aynen öyle şey olmuyor. Hazır değil de yani bunlar gibi hazır değil tek tek konuşun hanımlar. Baksanıza şunun güzelliği hangi hazırda var? Evet. Çok haklısın. Çok güzel. Hani bir şey alıp böyle kullanmasın. Kullanmam. O kullanamaz. Çünkü bunları yıkarken. O da tarzı değil. Aslında ben birkaç tane kullandım, hala kullanıyorum. Evet. Şuraları, ipleri kaçıyor. İşte, makinede takılıyor. Seni böyle çember, eşarp yazma. Hiç düşünemiyorum. Niye turuncu? Niye turuncu? Geleneksel bir duygu. Yok, hiç düşünemiyorum. Çok güzel. Çok aslında yakışıyor. Evet. Yakışıyor. Böyle yaşı gittikçe biraz daha bir şey söyleyeceğim. Olacak. Masa hazırlandı mı? Hazırlandı. Acıktınız mı? Sen şeyler yaptın mı? Evet. Şöyle çok bir görelim güzel. Bakalım. Senin gibi renkli mi masada? Bayağı. Şimdi efendim Duygu'nun sunum masasına gidiyoruz. Gelin.